Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir Vampire Survivors bölümüyle karşınızdayım. Ben Ata. Vampire Survivors serimize kaldığımız yerden tam gaz bonus level'ları tamamlamaya devam ediyoruz. Önceki Vampire Survivors bölümünde yeni karakter açmak için şu anki seçili karakter olan Shimon Ita'yı açmak ve kendisinin silahını açmak için, öncelikle silah tabii ki, yeni bonus bölümlerden biri olan, yani yeni açtığımız Bembeyaz adlı bölümü sizlerle beraber oynamıştık. Bu bölümde başarılı bir şekilde hayatta kaldık. Daha sonra da zararsızlaştırma, yanlış hatırlamıyorsam, evet. Bu daha az hasar almamızı sağlıyordu. Bir de özellikle Neşter Saat'le beraber, efendim, düşmanlar da olduğu zaman acayip derecede güçlenen silahı sizlerle beraber açmıştık. Bu bölümde de sizlerle beraber bu ekstra bölümlerden başka bir tanesini oynuyor olacağız. Daha fazla Vampire Survivors videoların gelmesini istiyorsanız ve sevimize destek olmak istiyorsanız videoyu kapatmayacak bin rap bir yakamızdan abone de ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Şimdi bonus bölümlerde bir hayvan molesi var. Burada düşmanlar hani hareket etmiyor. Yani olay tamamen ve tamamen hızlı düşman kesip, yani sabit düşmanları kesip seviye atlamak olduğu için orayı pas geçeceğim. Yayında zaten orayı oynarım. Geriye de kalıyor zaten Ay parıltısı. Fakat ay parıltısını da hemen oynamak istemiyorum. Çünkü kritik bölümlerden bir tanesi. O yüzden bir değişiklik yapıp yeşil araziler attı kısmı oynayayım. Normal bölümlerden rastgele düşman dalgaları diyor. Yani bu sayede farklı farklı düşmanlarla çarpışacağız falan. Hem de biraz da aksiyon olur. Hem de challenge bölümü. Toplamda yarım saatlik bir süresi varmış. Hadi bakalım başlayalım madem. Buradan yani tabii ki de silahımı güçlendirecek bir şey tercih etmem. Daha mantıklı olacaktı. Çünkü başta birazcık zayıf kalıyoruz. O yüzden X arkanasını seçeceğim. Başlangıç. Burada ekstra alabileceğimiz bir item, evet, var. Tamam, alabileceğimiz bir item varmış ki zaten yakın. Zaten yakın. Ama önce bir seviye falan atlayalım. Zaten alacağımız item çok yakında olduğu için. Bakalım ne işe yarıyormuş item. Hem item de almış olacağız. Ben burada item olduğunu açıkçası bilmiyordum. Santa suyunu aldım. Sonuçta alan hasarı vesaire ihtiyacımız olur. Muhakkak. Yani muhakkak gerekir. Karakterin özelliği de gördüğünüz gibi etrafta silah ile beraber böyle belli alanlar vesaire açıyor. Birazcık güçsüz bir silah başta. Fakat özellikle ve özellikle donan düşmanlara karşı aşırı derecede güçlü. Karakteri kendisi de hoş hani. Karakterin kendisi de hoş. Defne'yi tercih edeceğim çünkü kırılgan bir karakteriz. Evet, item aldık bu arada. Büyülü tape. Bölüm seçiminde müziğin değiştirilmesine kalıcı olarak olanak sağlar. Yani farklı farklı müzikler tercih etmek isterseniz. Ya kardeşim hep aynı müzik kendini çok tekrar ediyor. Sıkıcı ya derseniz de bu şekilde müziği falan değiştirebileceksiniz artık. Hem koleksiyona yeni bir item eklenmiş oldu hem de başarı yapmış olduk o yüzden. Ya bu neymiş ya falan demeyin boş boşa. Koleksiyon itemınız ne kadar fazla olursa çıkarma özelliğini o kadar açıp yükseltebiliyorsunuz. Çıkarmadan istemediğiniz bir silah veya pasifi oyun içerisinden silmenizi olanak sağlıyor. Silmeniz demek de zaten istemediğiniz o item'ı, silah, pasifi bir daha karşınıza çıkarmaması demek. Yani önemli bir açıkçası özellik. Önemli yani, gerçekten kritik. Bu arada buradan ne tercih edebiliriz? Ben buradan bir şey tercih etmek istemiyorum mesela. Çıkarma olayı burada işe yarıyor mesela. Büyü hasası falan istemiyorum. Yani dex sildim yani. Level boşa gitmiş gibi gelebilirsiniz ama bir daha karşımıza çıkmayacak. Hızlı seviye atladığımız sürece gram problem yok. Şu an hiçbir pasifimiz yok. 4 tane silahımız var direkt. Alabileceğimiz başka bir şey de yok zaten. O yüzden iyi ki bütün haritadaki eşyaları yanımıza getiren Arkana'yı tercih etmedik. İyi ki yani. Bu arada videoyu biraz geç çekebildim, kusura bakmayın. Telefonu da şarj etmem gerekecek daha. Öyle bir sıkıntı var. Yani onun da bilgisini vereyim. Ama canlı yayın muhakkak yapacağım. Kısa da olsa, öz de olsa bir canlı yayın yapacağım. En azından böyle başarı falan yapma amaçlı. Bir canlı yayın yapacağım. Zaten bugün biraz fazla yorgundum. Normalde bu videoyu çıkarmam gerekiyordu ama çıkartamadım maalesef ki. Toran'ın kutusunu ben şimdiden tercih edeyim. Hani kuvvet falan da artıyor ya, kuvvet, alan, sesli süresi hepsini buff'lıyor %4 hem de. Sonrasında da bu %3 artmaya devam ediyor level 8'e kadar. 9'da da zaten düşmanlar falan acayip derecede güçleniyorlar. Bakın gördüğünüz gibi silah en azından kalabalık düşmanlara karşı çok etkili. Böyle kısa süreli bir şey yapıyor ama etkili. Ama güçsüz bir silah tabii ki de, ana olayı hasar vermek falan değil. Ama böyle hızlı bir şekilde
kullanabildiğiniz silahlardan bir tanesi. Yani bekleme süresi falan az. Can Fandango zaten silahın adı. Görüldüğü üzere. Zaten giderek sayısını falan da arttırıyoruz. Hasarını falan da arttırıyoruz. Ne tercih ettim ben az önce? Az önce neyi yükselttim ben? Yıldırım yüzünü yükseltmişim güzel. Bu arada çok ses geliyor şu anda. Ben hemen bir camı falan kapatıp kaldığımız yerden devam ederiz. Evet sevgili dostlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Torana kutusunu geliştirmek isterim. Çünkü dediğim gibi kuvveti falan her şeyi arttırıyor. O yüzden fazlasıyla güçlendiriyor bizi. Ama sonrasında da ana silahı güçlendireceğim tabii ki de. 5. seviyeye çıkardım bile Can Fandango'yu. Bakın silah giderek açılıyor zaten. Yani tabii çoğu silah da geçerli. Bu da bazı silahlar hani evolve falan etmediğiniz sürece öyle gerçek anlamda iş yapmayabiliyor. Sarımsak burada mükemmel bir silah mesela. Mükemmel ötesi. Toran'ın kutusunu geliştirmeye devam. Dediğim gibi her şeyi yükseltiyor, her şeyi güçlendiriyor. O yüzden önemli. Düşmanlar da çok kalabalık geliyor. Hem bir yerden sonra hani birazcık daha hasara ihtiyacımız olacak. Eminim ki daha kalabalık düşmanlar falan da gelecektir. Şamdan'ı buradan tercih etmeyi çok isterim. Alanı iyicene bir arttırıyor çünkü. O yüzden alıyorum Şamdan'ı. Hani zaten ekstra bir item falan olmadığı için, pasif falan olmadığı için harita içerisinde. Hani direkt istediğimizi tercih edebiliriz. Ya işte sonra alırım şu bu falan gibi olaylar yok. Orada evet gerçekten de her dakikada belli bölümlerden önce ilk bölüm, sonra ikinci, üçüncü, dördüncü bölümün düşmanları geliyor şu anda. Dakika 4'te de herhalde 5. bölümün düşmanları gelecek. Böyle böyle. Ki zaten 4. bölüm düşmanların gelmesi benim işime geliyor çünkü bu iskeletler sürekli olarak spawn oluyor. Bu kırmızı iskeletler. Siyahlar da spawn oluyor mu bilmiyorum. Siyahlar da spawn oluyormuş. Hani ölüyorlar XP düşüyor. Ölüyorlar bir daha XP düşüyor. Bu da çok hızlı seviye atlamamıza imkan sağlıyor. Neşter saat falan ihtiyacım var mı acaba onu bilmiyorum ya. Dakika 31'e kadar hayatta kalmamıza gerek yok sanırım burada. Santa suyunu da bir iki yapalım hani fırlatabilir sayısı artıyor. Projektil artıyor, alan da artıyor falan. İhtiyacımız olacak şeyler bunlar. Sonuçta Santa suyu da bize güvenli alan sağladığı için. Ya da tamamen rastgele düşmanlar geliyor. Bilmiyorum ben bölüm sırasıyla geliyorlar diye düşündüm da. Ola da bilir, olmaya da bilir. Tamamen random karışıyor da olabilir. Muhtemelen dakika 5'ten sonra da öyle random karışmaya başlayacaktır. Çekiciyi alacağız çünkü Santa suyunu evolve etmek için. Hem de XP'leri daha rahat alabilmek açısından da kritik gayet. Evet, sarımsağı artık geliştirmemiz lazım. Sonuçta sarımsak da kritik bir etken burada. Ruhiyen yaptığımızda çünkü can çekebileceğiz. Bu da daha hızlı can yenileyebilmemize, daha çok hayatta kalabilmemize olanak sağlayacak. Defne'yi de zaten ne olur ne olmaz o yüzden aldım. Defne kritik bir item. Kritik bir silah olarak geçiyor. Yani kalkan ama silah olarak geçiyor yani yukarıda çünkü. Oradan anlayabilirsiniz hani. Zaten Defne ile Neşter Saati evolve ettiğinizde acayip acayip şeyler yapabiliyorlar. Neşter Saati ayrı. Defne çok ayrı iş yapıyor. Aha da boss geldi bu arada. Mini boss daha doğrusu. Aha da sandık düştü. Ve evet deadler gelmeye başladı bu arada. Gördüğünüz üzere yeşil ölüm, sarı ölüm, kırmızı ölüm falan da gelir zaten birazdan bence. Ama gördüğünüz gibi siyah yarasa falan geliyor. Böyle yarasalar hala burada çok güçlü ya. Yani bu yarasalar çok sinir bozucu gerçekten. Bakar mısınız şuna? Ölmek bilmiyorlar. Siyah yarasa bile ölüyor öyle böyle ama şu kırmızı yarasalar ölmüyor. Hasarımız yok şu an dediğim gibi. Muhtemelen bir balta tercihi ya da pentagram tercihinde bulunabiliriz. Bana içi boş büyük kitabı lazım burada. İçi boş büyük kitap burada güzel bir katkı sağlar bize. Umarım tabii bir sıkıntı yaşamayız. Can Fandango çünkü taban hasar katını arttırıyor. Yani 2.5 diyor ya. Muhtemelen o katını arttırıyordur. Hem 2.5 normal hasar hem de dolan düşmanları kat olarak bence hasar veriyordur. Çarpan olarak. Bence en azından. Ama eğer 2.5 diyorsa çok düşük bir hasar tabii ki de. Ama dediğim gibi zaten bu silahın asıl olayı donan düşmanlara vurmak falan. Neşter saatte mükemmel kombin oluyor o yüzden. Ama şu anlık onu yapmak pek de mümkün değil. Aha da bu arada 4. bölümdeki düşmanlar spawn olmaya başladı tekrardan. Tabii bunlar biraz sinir bozucu olduğu için. Özellikle de bu metal ejderhalar. Metal görünümlü ejderhalar. Bir yandan da pijamalı kurtlar geliyor. Ama öyle böyle hayatta kalıyoruz şu anda. Evet, Can Fandango 7. Sayısı daha da arttı. Bu da daha fazla hasar demek. Hareket halindeyken galiba evet belli bir yere vuruyor. Aha da bu arada gördüğünüz gibi.
donan düşmanlara ne kadar büyük zulüm çektirdiğini bizzat görebiliyorsunuz. Asıl olayı bu dediğim gibi. Arkana'dan falan zaten bu tarz meşter saat gibi itemların spawn olma ihtimalini falan da arttırabiliyoruz. Bir Arkana gelsin de bakacağız zaten duruma. Şu anlık tamamen ve tamamen hayatta kalmaya bakmamız lazım. Ve bize taç lazım. Taç gelirse iyi olur. Ama yine de hızlı seviye atlarız burada. Dert değil. Hasarımızı arttıracak etkenler geldiği sürece. Can Fandango fullendi. Can Fandango'yu fullemek için bize ne gerekiyordu? Ha, kanat gerekiyor. Rengiyle falan güzel kombin oluyordu. Evet, kanada ihtiyacımız var. Hareket hızını arttırıyor bizim için kanat. Aynı zamanda bir yerlerde işimize muhakkak yarar tabii ki. Evet, yavaştan zorlanmaya başladık. Ama zorlanmaya başladık, hani yanlış anlaşılmasın. Zaten Defne evolve olmadığı için 5 tane silah evolve edebileceğiz maksimum. Tabii şansımız yaver giderse o da. Yoksa burada hayatta kalmamız hiç de kolay olmayacak. Biraz daha düşman öldüreyim de. Sonra direkt tak diye mıknatısı alırım. Belki taç geri ikinci seviye yaparım, sonra bam direkt mıknatısı alırım. Çekici yani. Evet, bir seviye 26 olabilir miyiz? Olduk. Biraz silaha odaklanmak istiyorum aslında ama Şam'dan daha kritik. Şam'dan daha kritik çünkü alan hani bütün silahlarımızı etki ediyor. O yüzden net alan. Evet, bu arada büyük kafatası geldi. Biraz ona doğru hamle yapayım. Bakın, hareket ettiğinizde ne hareket ediyorsanız oraya vuruyorsunuz. Bence bu güzel bir özellik. Hani sadece dağılımlı olarak vurmuyorsunuz. Nereye hareket ederseniz oraya böyle aynı bıçak edasıyla saldırabiliyorsunuz. Toran'ın kutusu devam yine. Sonuçta her şeyimizi buff'lıyor. O yüzden kritik. Şu an bu arada mıknatısa ihtiyacım yok. Onun bilgisini rahatlıkla verebilirim. Çünkü gördüğünüz üzere kolay düşmanlar geliyor. Yani direkt ölüyorlar zaten. Direkt olarak da XP olarak dönüyorlar bana. Hani menzilli falan düşmanlar da gelmediği için, direkt olarak bana rushladıkları için çok rahat seviye atlayabiliyoruz. Neşter saati alabilirim. Alabilirim de ama almayacağım. Ama almayacağım. Yani gerek yok. Yani çünkü sürekli aynı şeyleri yapıp durmak istemiyorum. Tamam, Defne olsun, hayatta kalmamızı garantilesin. Ama o kadar. Dakika 10'da o saati alırım. Ve boss'a karşı da bir üstünlük sağlarız. Aha da bu arada dalgalı düşmanlar gelmeye başladı. Tabii onlar biraz güçlü olduğu için boğalar. Biraz zorluyorlar bizi. Şuradan tavuğu aldım. Seviye 29 olduk. Taç. Çünkü seviye atlamamız gerekiyor. Tamam, ben mıknatısı alıyorum abi. Mıknatısı aldım. 3. Taç 3. Ağrından Defne 3. Defne sonuçta kalkan sağlıyor bize. Kritik. Çok çok kritik. Aha, bu arada şanssız yaprak geldi. Solgun yonca geldi daha doğrusu. Bu da 6 kazanmamızı sağlıyor. Her düşman öldürdüğümüzde. Öldük ama canlanma hakkımız var. Canlandık o yüzden. Yani rahatım. Birazcık rahatım o açıdan. Balta alsam mı? Balta alsam mı? Ama şu anlık işe yaramaz ya. Bir seviye balta. Hani kamçı falan okey de. Ama onun için içi boş kalp lazım. Ama pentagram almamız daha doğru olur. Tamamdır. Bunu aldık ya. Bunu almamızla beraber düşmanların içinden geçeceğiz. Yanlışlıkla mıknatısı aldım ama dert mi? Değil açıkçası. Çekici 2 yapalım. Aradan çıksın hani maksat. Evet, bu arada intihar eden düşmanlar da gelmeye başladı. Boss nerede? Ben boss'u merak ediyorum. Boss. Galiba o dönen şey. O dönen şey her neyse. Nerede abi o saat? Ha, burada. Yine mıknatısı geldi. Şöyle bir şey yapıyorum da, patlatıyorum da ne var ne yok diye. Carello. Yok abi. Yok abi, kalsın, istemez. Evet, şöyle ben bir alayınızın içinden bir geçeyim. Alayınızın içinden bir geçeyim. Boss nerede bilmiyorum ama rastgele geziyorum. Ne kadar kalabalık şey yaparsak o kadar iyi. Galiba boss da gelmedi. Sadece aşama düşmanları değişti. Bana kanat lazım acilen. Acil. Ana silahımızı çünkü evolve'layacağız. Ana silahı evolve'lamak çok değerli. Touch 4. Güzel. Touch 4 olması güzel. İşimize yarar. Önemli gerçekten.
Çünkü yavaştan seviye atlamakta zorlanacağız. Düşmanlar bizi zorluyor. Hasara, damage ihtiyacımız var. Dakika 11 rahat. Dakika 11 en azından rahat. Gördüğünüz üzere hani. Bölüm 1'deki düşmanlar geldi. Hani 11. dakikada bölüm 1'de en rahat olduğumuz dakika diyordum ya. Şu an kesin en rahat olduğumuz dakika yani. Sonra dakika 12'de biraz daha kanser olacağız kesin. Hatta ben şöyle yapayım da. Aa, sarımsağımız var zaten ya. Sarımsağımız var. Yıldırım yüzüğünü arttır. Defne'yi arttıracağız zaten. O Allah'ın emri. Sonrasında kanat geldi. Tamamdır. Evolve edebiliyoruz artık. Artık evolve edebileceğiz ama biraz daha seviye atlayalım. Şu an rahatız zaten. Sarımsak 4. Yani sarımsağı geliştirmek çok önemli olacak. Sonuçta ruhiyen olması önemli. Tamam, bu arada suyunu çıkarmayalım çoktan. Yürümenin, koşmanın. Şu andan üzerine. Gördüğünüz gibi canımız az. Ölürsek reklam izlememiz gerekecek. Yıldırım yüzüğü çok önemli. Burada hasarı bayağı arttırıyor. Hem de alanı iki katına çıkarıyor. Şöyle hemen çok hızlı öldür. Çok hızlı öldür. Çok hızlı öldür. Çok hızlı öldür. Çünkü dakika 12'ye giriyoruz. Hızlı öldür. Hızlı öldür. Yani gerekirse hasar al. Çoğaltıcı burada şart. Şart abi. Hem yıldırım yüzüğünü evavlamak için hem de fırlatabilirleri arttırmak açısından önemli. Burada zaten benim pasif şeyim falan da kalmadı. Yerim, slotum kalmadı. O yüzden ben buradan güvercini sileyim. Hayatımıza devam edelim. Evet. Bölüm 4'ün düşmanları geldi bu arada. Bu sefer de. Çoğaltıcı 2 yaptık. Çoğaltıcı bitmiş oldu. Böylece bir şeyi fullemiş olduk. Hem fırlatabilir sayısını falan da arttırdık. Bütün silahlar için geçerli bu bir de. Aa, bizde fırlatabilirden ne var? Santo suyu var. Yıldırım yüzüğü var. Ve can fandango var. Yani sarımsak dahil değil buna. Hani 3 yuvarlaktan 4 yuvarlığa falan çıkmıyor mesela. Sarımsak sabit. Toran'ın kutusu. Kuvvet sonuçta. Sonuçta kuvvet. Kılıcımıza kuvvet misali. Hem hasarımız falan da her şeyimiz arttığı için. Hani hasar vermeyen ekipmanlarımız bile hasar verebiliyorlar bu sayede. Aha da saat geldi bu arada. Tamam, rahatız şu anlık. Aha da arkana geldi bu arada. Bu sefer santa suyunu arttıracağım. Çünkü alan falan. Yoksa tabii ki de Toran'ın kutusu daha mantıklı. Bence. Evet, buradan ne tercih edebiliriz? Hüzünlü prenses. Hareket halindeyken azalır diyor. Hareket edeceğiz zaten. Ama tercih etmeyebiliriz. Evet, kesin tercih edeceğiz. Çünkü diğerleri bu incilerin vaysi veya şifanın süzülüşü çok da işime yaramıyor. Ama şifanın süzülüşü işime yarar bu arada. Bir şey değil mi? Sarımsağımız var. Sarımsağımız var. Ama yok ya. Sadece sarımsağımız var. Hani bir de yemekten iki kat can gelecek, o kadar. Hüzünlü prenses yapalım abi. İçi boş bir kitabı almış gibi olalım. Baksanıza abi ne kadar güzel. Bol bol silahlarımızı tetikliyoruz bu sayede. Daha ne olsun abi. Gayet de güzel iş yapıyor. Dakika 13'e geldik. Santo suyu 6. Hemen hızlı seviye atlamaya odaklanalım. Dediğim gibi. Zaten 48 level'ız şu anda. 49 olacağız direkt. Toran'ın kutusu 7. 8 yaptıktan sonra 9. seviyesi geldiğinde çıkarmasını yapacağız. Böylece Toran'ın kutusundan da kurtulmuş olacağız. Taç fullendi. Artık maksimum derecede, maksimum verimlilikte seviye atlayabileceğiz. Şandan 4. Alan çünkü önemli. Bir de koşarken can fandanın alanının artması da kritik. Göründüğü üzere. Şu an gayet de güzel bir iş yapıyor. Şandan'ı da fullledik. Hayırlı uğurlu olsun. Seviye 52'yiz. Rahatız. İyiyiz. Keyifler yerinde. Birazdan zaten evolve'lamaya da başlayacağız. Santa suyu da fullendi. Yani önce silahı fullleyeyim hani. Sonuçta maksimum verimi alalım silahtan. Mantıken. Sarımsağı 6 yapalım. Sonuçta alanı artıyor. %20. Az değil. Hasar çok artmıyor evet ama alan önemli. Çekici 3. Çekici 3. Dakika 14'e geldiğimizde muhtemelen biraz daha kanser olacağımızı tahmin ediyorum. Aa, o yüzden de defneyi bastım. Ne olur ne olmaz. Yıldırım yüzü fırlatabilir artsın. Daha fazla yıldırım çarpsın. Hasar da güzel zaten. Evet, yine Galya Kulesi'ndeki düşmanlar geliyor. Bir yandan da bölüm 3'teki düşmanlar geliyor. Şu an hakikaten random olarak karışmış durumda. Ama iyi durumdayız. Yıldırım yüzü 7. Sonuçta alan iki katına çıktı yine. Hasarı bayağı arttı. Yani yapmak şart.
Defne 6, sarımsak 7. Sarımsağında bir level'ı kaldı sadece. Sonrasında o da fullenecek. Ama evolveyemeyeceğiz çünkü bizde şey yok. Pumarola yok. Tamam, yıldırım yüzüğünü fulledik. Ardından da çekici. Evolveyebilir miyiz ya artık? Artık evolveyelim. Santa suyu 1. Güzel. Santa suyuyla başladık. Bir de Can Fandango gelsin. Tamam, yıldırım yüzüğü de güzel. İyi, hoş. Ama Can Fandango da ver. Vermedi, tamam. Tamam, peki. Peki. Tamam abi, nasıl istersen. Üf, yalnız ne kadar fark ediyor ya. Ne kadar fark ediyor. Çekiciyi fulledim. Böylece fullemiş olduk hani. Defne 7. Ve... Evet, buradan artık Toronto'nun kutusunu tercih etmeli miyiz? Yok, ben biraz daha devam edeceğim böyle. Biraz daha devam edeceğim. Şey yapabilirim. Her şeyin canını iki katına falan çıkartabilirim. Yani tam bir kaos ortamı olabilir yani. Fantezi yapmayı deneyebiliriz aslında. Yani vazgeçtim o yüzden son anda. Tamam, kanatlar. Çıkarma yapacağım çünkü silah. Ya ne alabilirim ki buradan? Balta alabilirim abi en fazla. Balta alabilirim yani. Evolvlamak için, hasar olması için. Mantıken. Bakalım ama. Pentagram istiyorum ama. Yani ya Toran'ın kutusunu çıkartacağım. Ama istemediğim silah falan da gelebilir abi. Sonrasında pişman da olabiliriz. Tamam, zaten yeterince şey... Sinir bozuyor düşmanlar. Evet, Can Fandango da fullenmiş oldu. Evet, an itibariyle gördüğünüz gibi artık dalgalı bir şekilde yolluyoruz. Uf, bayağı da tatlı ya. Çok tatlı gözüküyor gerçekten böyle olduğunda. Yani kampçı geldi. Ya, bıçak da alabiliriz de. Bıçak alırsak en azından anlık damage'imiz de yüksek olur. Tamam, bıçak olur. Bıçak olsun bu sefer. Yani evolveyemeyeceğiz ama yapacak bir şey yok. Uf, saat aldığımızdaki farkı görüyor musunuz abi? Üf. Mükemmel ötesi oluyor ya. Abi çok havalı değil mi ya? Zaten ben bu yüzden bu videoyu özel olarak bu yüzden bu karakteri aldım. Acayip oluyor gerçekten. Ve daha neler neler göreceksiniz. Daha neler neler göreceksiniz. Bunlar daha bir şey değil. Bıçağı da fulledik yalandan. Ama evolvlanmadığı için aşırı derecede iş yapmayacak. Evet, level 80'e geldik bu arada. Şaka gibi ama level 80'e geldik. Yani full build olduk şu anda ya. Kelimenin tam manasıyla. Çok erken max olduk. Bundan sonrası zaten altın. Etrafı gezip keşfetmek. İşte şey buldukça. Çekici buldukça almak. Sandık açmak. Sandık açtıkça da altın falan zaten. Hani belki şey gelir. Üçlü, beşli altın falan gelir de. Çok daha fazla kazancımız olur hani. Bir de şu mavi alevleri patlatıp onlardan belki evet, haç da düşürebiliriz. Yonca da düşürebiliriz yeşil ya da solgun yonca da düşürebiliriz. Yani ne kadar fazla düşman öldürürsek bu saatten sonra. Pentagram gelmesi çok iyi olurdu ama canlar sağ olsun. Orada ölmeyelim de. Ölmeyelim de o kadar da değil. Daha üçüncü arkanayı alacağız. Daha güçleneceğiz yani. Oradan ne tercih edeceğimiz, ne geleceği çok önemli tabii. Bakalım, göreceğiz. Ama muhtemelen kan astronomisi alır. İyice ne bir hasarımı falan arttırırım. Yani alan hasarı sağlarım hani. Çünkü çok kalabalık geliyorlar bölümde. Tamam, güzel. Çektik armık tatısta da. Hani zaten full buydu olduğumuz için. Zaten sonra fark etmez. Ama etrafta item varsa da değerlendiririz. Mümkün mertebe. Bir tane saat varmış mesela, alırız. Zor durumda kalırsak. Derken aldık mı? Yo, almadık ama denk geldi. Güzel. Böylece tavuk da geldi. Bir canımızı da bir doldurduk biraz. Düşmanların içinden de geçtik. Bir daha tavuk. Şu andaki Konya'ndayız. Göründüğü üzere. Rahatız bayağı. Hani bıçak istediğimiz işte ver ne kadar getiremeyecek olsa da, gerçekleştiremeyecek olsa da en azından vurur yani. Vurur. Birkaç tane atıyor. Baktığımız öndeki düşmanı. En azından boss'a atarız hani. Can Fandango ile de beraber. Can Fandango ile beraber de. Oradan hasarımızı katlarız yani. Şimdiden 35.5k düşman ödümüşüz. 5.5k da altınımız var.
Hani herhalde 10k civarı altın kazanırız diye tahmin ediyorum en kötü. Şu an baya baya güzel bir şekilde, rahat bir şekilde hayatta kalarak yolumuza devam ediyoruz. Zaten en büyük hasar desteğini şu an bize yıldırım yüzüğü sağlıyor. Çok ciddi bir hasarı var. İki kere vuruyor falan çünkü. Bir de Santos'u özellikle. Sonuçta geniş bir alana yayılıp Düsse takip ediyor. Şamdan'la da beraber alan iyice bir katlanıyor biliyorsunuz ki. Güzel. Hani gerçekten güzel. Sevdim yani. Yani bu bölümde ekstra öyle çok bir şey açmadık. Sadece ekstradan koleksiyona bir şey kattık, o kadar. Ve dondurabiliyoruz bu arada. Oha. Arada dondurduğumuzu fark ettiniz mi bu arada? Mini bosumsu cadıyı. Güzel. İyi. Hoş. Ne diyebilirim ki? Mükemmel. Mükemmel abi. Silahtan geliyor muhtemelen bu özellik de. Süper. Sevdim yani bunu, artık AFK da kalabilirim rahatlıkla. Ya gram da gocunmam. Ama yani videoyu falan durdursam mı diye düşünmüyor değilim. Hani işte tamam, işte bir yerden sonra aynı düşmanlar geliyor falan. Çok da ekstra bir şey de yapmıyoruz. Ama bir dakika 20'yi bekleyeceğim. Dakika 20'yi bekleyeceğim. Sonra 25'ten sonra da video kaydına devam ederiz hatta. 25 değil de 26'dan itibaren falan. Çünkü o zaman böyle iyice ne böyle bir zorluk konusunda had safhaya çıkıyor. Hem video biraz daha kısa olmuş olur. Hem de video süresi korkutmaz. Falan filan. Şarja da ihtiyacım var. Saat 9'e. Yayına girmem gerekiyor. Ama şarj olmadan giremem malum. Biraz doldururum şarjı. 9.45'te gireriz yayın artık. Tabii siz bu videoyu izlerken ben çoktan yayın gerçekleştirmiş. Hatta muhtemelen Need for Speed Dynamics yayınını gerçekleştiriyor olurum. Muhakkak gelin. Muhakkak ama muhakkak gelin. Onu da söyleyeyim yani. Şu an var ya %1'a da ulaştık. Var ya mesken kesiliyorum ya. Racon kesiyorum resmen ya. Öyle böyle değil abi, şuna bakar mısınız ya? Keşke bu neşter saat, yani bulduğumuz saat zaman tutanın süresini arttırabilsek. Çok havalı çünkü. Çünkü çok havalı. Fazla havalı. Yani fazla iyi. Evet, dakika 20'ye geldik. Ben boss falan göremiyorum. Yarasa dalgaları falan geliyor. Güzel, iyi, hoş. O zaman ben videoyu bir durdurayım. Ha, mumya gelmiş, tamam. Yani mumya çok da şey değil. Donduruyoruz falan da zaten. Kesemez de beni. Bir de üstüne defne de var. İmkansız ya bu saatten sonra kesmeleri bence. Dakika 29'da falan belki bir şeyler olabilir de. Neyse, videoyu bir durduruyorum. Kaldığımız yerden dakika 26.30'dan itibaren tekrardan devam ederiz. Evet sevgili arkadaşlar, kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Madem sandık patladı, beşli geldi. O zaman ben de video kaydına öyle devam edeyim dedim. Dakikada 25.30'dayız zaten. Bir ara golemler geldi, kafalar geldi. Şimdi zaten devasa çiçek geldi buradaki son boss şeyi olarak. Göründüğü üzere, gördüğünüz üzere. En az 10k altı toplarız dedim ve dediğim oldu, evet. Tam da dediğim gibi oldu. Düşündüğüm gibi oldu, istediğim gibi oldu. Şöyle ben bir düşmanların içine sokula sokula bir gideyim de kazanacağım altın miktarını biraz daha arttırayım. Biraz daha fazla altın kazanayım. Ama tabii düşmanlar zorlaştığı için böyle hayvan gibi altında kasamadık. Şuradan ben bir sandığı açayım. Herhalde bir daha patlamaz diye düşünüyorum sandık. Belki üçlü patlayabilir. Bakalım, göreceğiz. Vallahi patladı. Üçlü dediğim gibi direkt olarak geldi. Bizim hemen Arkana almamız lazım. Arkana'yı bir alalım. Biraz daha güçlenelim. Arkana birkaç dakika önce gelmişti ama ben sizler için hemen şey yapmak istemedim. Açmak istemedim. İyileşme 2 katına çıkar diyor. Zaten deli oluk işe yaramaz. Bu da yaramaz. Eski sessiz sınav, bu da işe yaramaz. O zaman şifanın şeye. Hiçbir yenilemek. İyileşme 2'ye katlanır. Tamam. En azından şey de yapıyor yanlış bilmiyorsam. Düşmanları az da olsa böyle bir itekliyor falan. Hem iyi, aynen itekliyor düşmanları. Gördüğünüz üzere. Güzel, işime yarar. Doğru, bu işime yarar işte. İyi ki hemen tercih etmemişim ama. İyi ki hemen tercih etmemişim. Çünkü hızlı düşman ödemem gerekiyordu belli dakikaya kadar. Baksanız abi. Koşturduğum zaman ne kadar hızlı silahların bekleme süresinden çıkıyor. Bakın izleyin şimdi. Tık 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 tık.
tık tık. Yoksa böyle hareket etmediğimizde biraz daha bekliyoruz. Aradaki farkı görün abi işte. İşte oyunun çeşitliliği aynen bu şekilde. Bu oyuna bu yüzden bayılıyorum abi. Ve aynı zamanda iyileşmemiz iki kata çıktığı için artık canımızı çok hızlı fulleyebileceğiz. Artık ölmemiz olanaksıza yaklaşıyor. Yani olanaksız seviyesinde diyebiliriz. Güzel, gerçekten güzel. Şöyle hızlı bir şekilde öldürelim düşmanları. Oh! Yaklaşamıyorlar bile. O kadar yaklaşamıyorlar ki hatta. Şimdi bölüm 5'in düşmanları geliyor. Bunlar tiplerinden anlaşılıyor. Bence gayet de anlaşılıyor. Yani parlak, kanatlı, ürkütücü. Değişik yani, bayağı değişik. Yani hep bölüm 5'in düşmanı olduğunu belli ediyor. Konseptini yansıtıyor çünkü. Çünkü konseptini yansıtıyor. Evet, dakika 28'e giriyoruz. Altınımız 13.5K. Biraz daha toplayacağız gibi de duruyor. 15K'ya çıkabilir. Opsiyonel. Şurada bir tuğlamız var. Şurada. Almayacağız tabii ki. Acil durumda alırız. Aha, yavaştan. Sıkıntılı dakikalar başladı. Evet, sıkıntılı dakikalar geldi abi. Boğalar da hemen ölmüyor. Arada böyle dönsek daha iyi olur hatta. Çünkü hem bıçakların yönünü ayarlıyoruz. Hem de silahların bekleme süresi azalıyor. Malum. Ama Santo suyu olsun. İki kat iyileşme arkasını açmış olmamız olsun. Düşmanlar daha zor yaklaşıyor bize. Zaten o iki kat iyileşme açınca düşmanlara acayip derecede hasar falan vurmuyoruz. Daha rahat hayatta kalıyoruz. İşimizi çok kolaylaştıran bir arkana. Zaten bu arkanalar olmasa belki şu an yaşayamıyor olurduk. Çoktan ölmüş olabilirdik. Bazen düşmanla donduruyoruz bir de. Çok iyi ya. Mis. Daha ne olsun abi. Acayip keyifli şu anda. Gram sıkmıyor abi. Gram sıkmıyor. Hani bir saat oyna dese de bir saat de oynanır. O kadar diyorum ben size. Baksanıza abi çünkü. Mis. Dakika 29. Son dakikaya girdik. Evet, hayatta kalma şansımız yok. Defnemizi birkaç saniye tutar en fazla. Sonra Red Dead'in gazabına uğrarız. Allah rahmet eylesin diyerekten. Şöyle XP'leri de toplarız. Şöyle meşalelere de gidelim. Aha da bu arada tuğla geldi, güzel. Yani zaten aşağıda vardı. Bir tane daha almış olduk. XP'leri toplayalım artık. Tabii XP falan gelirse. Malum zor ölüyorlar bayağı. Bayağı bayağı zor ölüyorlar ama öldürdüklerimizden toplarım. Topluyoruz da zaten. Bir tane daha aldık. Zaten bu öldüreceğimiz son düşmanlar artık. Toplayabildiğimizi toplayacağız. Ardından bitecek bölüm. Ahan da bu arada ağaç aldık lan. Ahan da ağaç aldık lan. Sandık da aldık bedavadan. Şu an ne alırsak kar buradan. Oh. Oh. 138, 139. Geldi abi Red Dead. Hatta ya alan kırmızı falan oldu böyle, gördünüz mü? Wow. Atmosferik olarak. Çok iyi. Okey abi. Evet, toplam 6 bir sahne katil öldürdük. Ambrosia'yı açtık. Büyülü teypi bulduk. Tamam. Karakter açtık. Başarı açtık. Ve Yeşil Ağızlar 30 dakika hayatta kaldığımız için de atla özelliğini bir daha açmış olduk. Bu da buradan geliştirmemizi sağlayacak. Ha, tekrardan açtık. Atla özelliğini açtık. Yani level atlarımızda tamam ben tercih yapmak istemiyorum ama eşya da silmek istemiyorum dediğinizde bunu tercih ediyorsunuz yani. Bunlar önemli şeyler arkadaşlar. Bunlar değerli, kritik şeyler. 138 eşyanın da 78'ini toplamış olduk an itibariyle. Evet sevgili arkadaşlar, bölümlük an itibariyle benden bu kadar. Sonraki bölümde ne yapacağımıza bakarız. Muhtemelen ama ben laboratuvar bölümünü de oynayabilirim. Laboratuvarda toplayabileceğimiz birçok şey var çünkü. Yani bayağı bayağı açabileceğimiz yeni aşamalar, yeni bölümler falan da var. Muhtemelen laboratuvara oynarım, bilginize. Evet sevgili arkadaşlar, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İzlerken keyif aldıysanız, destek olmak isterseniz, destek amaçlı beni bırak bir kanalımıza abone olabilirsiniz de. Ne yapacağınızı zaten çok iyi şekilde biliyorsunuz. Aynı zamanda kanalımıza yapmasından da dilerseniz başka üyelerimizden ve şirketlerimizden de haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki bölüme, bir sonraki videoya kadar da kendinize çok çok iyi bakmayı unutmayın. Hoşça kalın.